Günlük hayatın koşuşturmacası, iş hayatının stresi ve koronavirüs salgınının verdiği ruhsal çöküntü birleşince sabahları yataktan kalkmak çok zor hale geliyor. Ancak bazı durumlarda sabahları halsiz ve yorgun şekilde uyanmak pek çok hastalığın sebebi olabilir. Peki bunlar neler olabilir? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sabahları uyandığınızda yorgun hissetmek, gün içinde halsizlik, günlük rutin işleri yaparken bile zorlanmak, dikkat dağınıklığı gibi sebepler kendi başına bir hastalık olmasa da ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu tür rahatsızlıklar vücudunuzda çalışmayan bir organ olduğunu gösterebilir. Sabah yorgun uyanırsanız bu durumu hafife almayınız. Eğer 15 günü aşkın süredir yorgunluk ve halsizliğiniz varsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir. Peki neden başvurmanız gerekir? Evet, sabahları yorgun uyanmak hangi hastalığın habercisi olabilir? Birincisi, kansızlık. Vücudunuzdaki kan eksikliği mevcutsa bu halsizlik olarak kendini gösterir. Sabahları dinç uyanamaz, gün içinde kendinizi hep halsiz hissedersiniz. Mutlaka bir doktora gözükerek, gerekirse ilaç takviyesi ya da doğal takviyelerle kan ihtiyacınızı gidermeniz gerekebilir. İki, demir eksikliği. Vücudunuzdaki demir depolarının boşalmasıyla ortaya çıkan demir eksikliği, eğer vaktinde müdahale edilmezse ciddi boyutlara ulaşır. Etkileri genellikle sabahları uyanamama ve hiç geçmeyen halsizliktir. Pekmez bu eksiklikte en etkili doğal takviyelerden biridir. 3. Stres. Günlük hayatın uzun çalışma saatlerinin kaçınılmaz sonucu kuşkusuz yoğun strestir. Hemen hemen iş hayatına dahil olan herkes bu stresi yaşar. Stres iyi yönetilmediği ve uzun süre önüne geçilmediği takdirde depresyona dönüşür. 4. Tiroid. Hipertiroid başta olmak üzere çoğu endokrin hastalıkları da kişide geçmeyen yorgunluğa sebep olur. Hipotiroid, tiroid bezlerinin az çalışmasından kaynaklanır ve önüne geçilmezse sabahları yorgun uyanma ve hatta yataktan çıkmama isteği kaçınılmaz olur. 5. Uyku apnesi. Son zamanlarda daha sık rastlanan uyku apnesi, literatürde uyku esnasında solunum durması olarak geçer. Bu hastalığı yaşayanlar geceleri kaliteli bir uyku uyuyamaz ve sabahları da yorgun uyanırlar. Altı, kanser. Hiç geçmeyen yorgunluk ve halsizlik birçok onkoloji hastalığının habercisi olabilir. Çünkü kanser hücreleri vücudun tüm sistemini bozarak aşırı halsizliğe yol açar. Gün içinde yaşanan bu halsizlikte gece uykusuna ve dolayısıyla sabah uykusuzluğuna yol açar. Yedi, kalp hastalıkları. Kalp yetmezliği olarak da bilinen kalp hastalığı da aşırı yorgunluğa ve halsizliğe yol açar. Hatta bilinene göre kalp hastalıklarının ilk belirtileri sabahları yorgun uyanmaktır. Böyle bir şikayeti olanlar ihmal etmemeli. 8. Kireçlenme. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen, sık görülen bir eklem iltihabıdır. Genellikle 50 yaş üstü kişilerde görülmekle birlikte özellikle bel ve boyun bölgelerinde ağrı yapar. Sabahları neden yorgun uyanırız? Sabahları zor ve yorgun uyanmak bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi kendi yaptığımız yanlış davranışların sonucu da olabilir. Örneğin uyku hijyenini sağlayamıyorsak, düzenli ve kaliteli uyuyamıyorsak ne kadar süre uyursak uyuyalım sabahları yorgun kalkarız. Uyku hijyenini sağlamak için hafta içi ve hafta sonu hep aynı saatte uyuyup uyanmak daha doğrudur. Karanlık ve serin bir odada mümkün olduğunca elektronik cihazlardan uzak bir uyku uyunmalı. Gün içindeki kafein tüketimini sınırlandırmalı, hatta akşam 6'dan sonra kahve tüketmemeye özen gösterin. Peki sabahları yorgun uyanmamak için ne yapmamız gerekir?
güne yorgun başlamamak, gece kaliteli bir uyku uyumaktan geçer. Eğer gece yeterli ve kaliteli bir uyku uyunabiliyorsa, sabahları yorgun uyanmak için bir sebep olmaz. Peki sabahları dinç uyanmak için ne yapmamız gerekir? Havalandırılmış, ne çok sıcak ne çok soğuk olan bir odada uyunmalı. Günde en az 7-8 saat deliksiz bir uyku uyunmalı. Gün içinde mutlaka bol bol su tüketilmeli. Mümkün olduğunca stresten uzak durulmalı. Yeterince sağlıklı beslenilmeli. Sigara ve alkolden uzak durulmalı. Sabahları alarmı 5 dakikada olsa ertelemek de yorgun uyanmaya yol açar. Düzenli egzersiz yapmayan hareketsiz kişilerde de yorgunluğun sıkça görüldüğü gözlenir. Gördüğünüz gibi düzenli uyku uyumamak bazı hastalıkları beraberinde getirebiliyor. Peki uykusuzluğa neler iyi gelir? Süt ve yoğurt gibi süt ürünleri. Çocukken annemizin bizi yatağa yatırmadan önce bir bardak süt vermesi tesadüf değildi. İnsan vücudu üzerinde yatıştırıcı etkisi olan ılık bir süt, triptofan içeren yoğurt ve ayran uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Muz. Yüksek oranda magnezyum ve potasyum içeren muz, kişinin kaslarını geliştirerek uyumanızı kolaylaştırır. Marul. İçindeki laktama sayesinde kasları gevşeten bir besin olan marul, akşam saatlerinde yenildiğinde bu etkisiyle uykuya geçişi kolaylaştırır. Ceviz. İçerdiği melatonin uyku döngüsünü düzenlediğinden ceviz uykusuzluk sorununa birebir etki yapar. Bal. Balın içinde bulunan oreksin beynin dinlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla bir kaşık bal uykusuzluğa doğal çarelerden biri olur. Brokoli. İçerdiği mineraller sayesinde kas ve sinirlerin gevşemesine yardımcı olan brokoli uykusuzluğa birebirdir. Yulaf ezmesi. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren yulaf ezmesini kahvaltılarda tüketmeye dikkat edin. Uyku sorununa birebirdir. Başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.